Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda altın ve gümüş incelemesi yapacağız. Altın ve gümüş de bizler için kritik rakamlar hangi yerlerde sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Biliyorsunuz dünya üzerinde bunca basılan para ve teşvik paketleri bulunduğu müddetçe altın ve gümüşe olan talep de artacaktır. Bu talep üzerinden yukarı yönlü hareketler anlık, kısa ve orta vadede yukarı yönlü, aşağı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Altın ve gümüş tarafına baktığımız zaman güzel formasyonların bizi beklediği ve bu formasyonların yukarı yönlü hareketleri tetikleyeceği yönündeki tahminlerimiz de bir önceki videomuzda zaten belirtmiştik. Ve bu da nokta atışlı gerçekleşti arkadaşlar. Özellikle gümüşte güzel yukarı yönlü ataklar gördük. Altın tarafı da buna keza yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye başladı. Şimdi arkadaşlar gümüş tarafında özellikle bizlerin takip ettiği formasyonlarımız mevcut. Bu formasyonları şimdi burada sizlere anlatacağım. Bu çizgilerin çokluğundan yakınmayın arkadaşlar. Bu çizgiler bizler için çok önemli ve bizlerin hayat kurtaracak nitelikteki saydığımız bu çizgiler özellikle trend çizgileri yukarı ve aşağı yönlü kırılımların ne kadar sert ve hızlı gelişebileceği yönündeki tahminlerimiz de bize yardımcı olmakta. Hemen gümüşün onsuyla başlayalım. Gümüşün onsunda arkadaşlar görüyorsunuz şurada bizim çanak diye tabir ettiğimiz bir oluşum yaşanmakta. Şu an itibariyle bu oluşumun kulp tarafı bizim için önemli arkadaşlar. Görüyorsunuz şuradaki kulp tarafı. Buradaki kulbun arkadaşlar alt kısmı 23.56 civarından başladı. 23.56'dan başlayan bu kulbun üst tarafı da 25 dolar seviyesinden geçmekte. Bakın şuradaki 25 dolar civarından geçmekte arkadaşlar. Şimdi bizler için önemli olan bu 25 doların burada sabit kalabilmesi. Bunun sabit kalmasıyla birlikte de gümüşte yukarıda bu kulbun hedefi arkadaşlar kısa vadede 26.44 seviyesini bize göstermekte. Buradaki kısa yönlü kulbun fiyatlaması 26.44 seviyesinde gümüşün onsunu yukarı yönlü çekebilir. Şimdi biraz daha orta bazlı baktığımız zaman bu çanak hareketimizi arkadaşlar. Buradaki çanak hareketimizin yönü de bize daha orta bazlı gümüşün gidebileceği fiyatı belirleyecek. Hemen bu fiyatımızı da burada çizelim. Sizler de görün. Evet şurada kulbumuz dedik. Hedefi 26.44 civarlarından geçmekte. Buradaki asıl çanak hedefimiz de arkadaşlar yukarıda ana çanağımızın hedefi de daha orta bazlı. Gümüşün ons tarafının bizlere 28 dolarlar civarına kadar yükselebileceğini göstermekte. O yüzden gümüşte orta vadede yön 28 dolarları bize işaret etmekte. Evet gümüşün gram tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar gümüşün gram tarafında da gümüş ons bazlı. Biliyorsunuz dolar tarafında kısmi geri çekilmeler yaşanmakta. Gümüşün de gram bazlı olarak bizler için en önemli artık destek noktası 6.26 civarındaki destek noktası oldu. Şuradaki 6.26 artık bizler için önemli bir destek noktası. Kısada da ana hedef 6.52 arkadaşlar. Gümüş gramdaki arkadaşlar buradaki seviyeyi takipte kalacaklar. Daha uzun bazlı gümüş gramda ise orta bazlı arkadaşlar. Ons bazlı olarak gümüş ons bazlı olarak eğer dolarda buna önümüzdeki günlerde Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte eşlik edebilirse de yukarıda 6.52 yukarı yönlü kırılırsa daha orta bazlı da gümüşün gram tarafında da 7.11'li seviyelere doğru yukarı yönlü ataklar görmemiz mümkün. Özellikle de biliyorsunuz ABD tarafında teşvik paketleri gündemini hala korumakta ve çıkabilecek bu paketlerle ilgili bir haber gümüşün ve altının yukarı yönlü ivmelenmesinde hız kazanabilir. İlk etapta kısada dediğim gibi 6.26-6.52 aralığı takibimizde olacak. 6.26 üstüne altına inilmedikçe de ana hedef noktamız arkadaşlar gümüşün gramında da 7.11'li seviyelere kadar bizi götürebilir. O yüzden
Gümüşteki arkadaşlar çok dikkatli olsunlar diyoruz. Hemen altın tarafına geçiyoruz. Altında bakalım. Orada da güzel önemli formasyonlarımız mevcut. Onları da sizlerle birlikte hemen burada bulmaya çalışacağız. Evet, altında da arkadaşlar burada çanağımız. Hemen hedeflerini belirleyelim. Bakın burada bir büyük çanağımız mevcut arkadaşlar. Bu çanağımızın kulbu da şu an burada. Kulbumuzun alt tarafı 1820 seviyesinden geçmekte. Biliyorsunuz bizim için burası önemli bir destek noktası şeklinde zahalen hedefini korumakta. Yukarıda da 1874 noktası. Altının onsunda 1874 noktası kulbumuzun üst tarafı bizim için önemli. 1874 kırıldığı vakit arkadaşlar altının ons tarafında kısa bazda 1930 dolarlar seviyesini görmemiz mümkün olacaktır. Bu işin kısa tarafı 1900-1930 civarlarına doğru altın onsta kısa bazlı hareketler yaşamamız mümkün gibi gözükmekte. Şimdi grafiğin büyük kısmına baktığımız zaman arkadaşlar gene 1874 önemli. 1874 üzerinde altın ons tutunmayı başarır ve buradaki formasyonu yukarı yönlü tutunmasını sağlayabilirse de ana hedefimiz de arkadaşlar burada altının onsunda bunu yukarı koyduğunuz zaman buradaki çanağın iç tarafını burada da altının onsunda 2000 dolarlar orta vadeli altının ons tarafında hedef olarak gözükmekte. Tabii hiçbir formasyonun %100 garantili yoktur arkadaşlar. Bu formasyonun çalışması piyasadaki hareketlere de bağlı. Bu hareketler dediğimiz şekilde formasyon yönlü çalışırsa altının onsunda kısa da 1934, orta vadede de 2000 dolar seviyelerine doğru altın onsunu gidebileceğini buradan söyleyebiliriz arkadaşlar. Formasyon kaynaklı olarak böylece altındaki arkadaşlara da buradan artık altın ve gümüş tarafındaki arkadaşlara da bir müjde vermiş olalım. Hemen gram altına geçelim. Gram altında evet, gram altında gecikmeler dolar bazlı yaşanmakta. Dolarda özellikle geri çekilmelerden kaynaklı altın onsunda dolar gramında yukarı yönlü hareketler şimdilik gözükmemekte. Fakat ilerleyen günlerde Biden'ın özellikle koltuğa oturmasıyla birlikte dolar tarafında da yukarı yönlü hareketler görmeye başlarsak altında da tekrardan yukarı yönlü gram tarafında yukarı yönlü hareketler hızlanabilir. O yüzden bizler gram altında da şuradaki oluşumu takipteyiz arkadaşlar. Buradaki oluşum da kısa da şuradaki 467 seviyesi önemli. Buradaki 467 seviyesinin yukarı yönlü tutunabilmesi halinde altında bizler için kısa da 478 TL civarları gram altında şimdilik izlenmesi gereken önemli bir seviye olarak gözükmekte. 478 seviyesinin önemi arkadaşlar şuradaki oluşumun yukarı yönlü katlaması durumunda da arkadaşlar altının gram tarafında 500 ons bazlı 506 TL'ler seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerde formasyonların çalışması durumunda gözükmesi muhtemel hareketler olarak gözükmekte. Altın tarafında özellikle dikkatli olunması gereken konu buradaki 460 alt desteğinin aşağı yönlü kırılmaması. Aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe kısa da bu 478 hedefimiz hala devam etmekte ve onun üzerinde de biraz daha orta bazlı diyelim 1 ay ile 3 ay arası diyelim. 478'in de yukarı kırılabilmesi durumunda gram bazlı olarak da arkadaşlar altın tarafında tekrardan 506 dolarla seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler görmemiz de mümkün. Evet, bugünkü altın ve gümüş videomuz bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.